3 Ağustos 2014 yılında kapitalist erkek egemen iktidarlar tarafından beslenen işit çeteleri tarafından Şengal'de Yezid halkına yönelik büyük bir soykırım gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen bu soykırımda binlerce Yezidi kadın çocuk katledilirken yine binlerce kadın cinsel şiddet ve işkencenin her türlüsüne maruz kaldı. Kadınlar köle pazarında satıldı ve yine 2700 Yezidi kadının akıbeti ise hala bilinmemektedir. Şengal halkı, Şengal Yezidi kadınlar bu soykırımla karşı karşıya kalırken siyasi iktidarlar bu çeteleri durdurmaya yönelik pek bir girişimde bulunmadı. Çeteler başta Türkiye olmak üzere farklı ülkelere Yezidi kadınları ve çocukları kaçırdı. Kamuoyuna yansıyan bilgiler, ikinci süreçler bunun en açık göstergesidir. Özellikle esir alınan Yezidi kadın ve çocukların Şengal'den binlerce kilometre uzakta bulunan Ankara ve Kırşehir'de ortaya çıkması siyasi iktidarın kayıtsızlığını da ortaya koymaktadır. Son olarak hala Ankara'da IŞİD'li bir ailenin Yezidi bir kız çocuğunun alıkoyması davası hala devam etmektedir. Yine bu çeteler Ahmet'te de, Ankara'da da, Suruç'ta da, Antep'te de birçok katliam gerçekleştirmiş. Onlarca canımızı almışken bu katliamın arkasındaki karanlık güçler açığa çıkarılmamış, katliamların yaşanmaması için yeterli tedbirler alınmayan siyasi sorunlar hiçbir şekilde fırsat vermemiştir. Şengal'de ölen bu yaşamı savunmak, kadın özgürlük mücadelesini savunmaktır. Kürt halkına ve onun değerlerine saldıranlara karşı eşit ve özgür bir yaşamda ısrar etmektir. Savaş baronlarına karşı savaş karşıtı en geniş kadın cephesinde buluşmaktır. Orta Doğu'da da yükselen kadın özgürlük mücadelesi, karanlık güçler, işbirlikçi çeteler eliyle yürütülen bu savaş, siyasetiyle, soykırım politikayla sindirilemeyecek kadar büyük bir mücadeledir. Yezidi kadınların direnişi, Birleşmiş Milletler'in alt kurumları dahil 15'e yakın ülke ve Avrupa Parlamentosu bu katliamın soykırım olarak tanımıştır. 3 Ağustos 2024 tarihinde Şengal'de IŞİD çeteleri eliyle gerçekleştiren bu katliam, Türkiye tarafından da soykırım olarak tanınmalıdır. Bugünü tanımak ve bugünü bu soykırımı ortaya çıkaran, bu soykırıma neden olan ve bu soykırım günü yaşananlarla tarihsel olarak yüzleşmektir. Komşuluk bunu gerektirir, dostluk bunu gerektirir, coğrafi yakınlık bunu gerektirir, ülke içindeki Kürtlerle yakınlık bunu gerektirir. Ama üzerinden 10 yıl geçti, bırakın böyle bir yüzleşmeyi ve kabulü, Türkiye'de hala IŞİD tarafından rehin tutulan, köle pazarlarında ne yazık ki satılan ve hala satışa çıkartılan dark web odaları var bakın. Çok ciddi iddialar var Türkiye ile ilgili de. Öncelikle bu iddiaların neden ortaya atıldığı, bunların neden özellikle Ankara'da yapıldığı ve Ankara'nın niye böyle bir şüpheyle yaşamaya devam etmek istediği gibi soruların yanıtlanması gerekir. Tam da bugün bir kez daha hatırlatıyoruz. Bugün evet bir kadın kırımının yıl dönümü, evet bir cins kırımının yıl dönümü, evet bir soy kırımının yıl dönümü ama bunun tanınması, bunun kabul edilmesi, uluslararası bir kabul ve tanınma hali var. Evet, Birleşmiş Milletler bunu soykırım olarak tanımlıyor. Evet, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği ülkelerinin bazıları bunu soykırım olarak tanımlıyor. Ama bunu yalnızca soykırım olarak tanımlamak da yetmez. Üzerinden 10 yıl geçti. Kimler bu süreçte neler yaptılar? Hala kayıp binlerce Yezidi çocuktan bahsediyoruz. Hala kayıp binlerce Yezidi kadından bahsediyoruz. Hala kendi topraklarına nasıl dönebilecekleri, nasıl yaşayabilecekleri meçhul binlerce Yezidi'den bahsediyoruz. Onları güçlendirmemek, bu katliamların hesabını sormak, kayıp Yezidi kadınları bulmak, yine bunun hesabını sormak ve bununla yüzleşmek, bu çocukların akıbetlerine ilişkin yine ortak bir mücadelede
buluşmak bugün kadın kırımı ve cins kırımı mücadelesi açısından çok çok değerli bir anlam taşıyor.